Günaydın. Selamlar arkadaşlar. Selamlar millet. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Yeni geldiyseniz biz bir ev aldık da. Biz tanımayan Ayşe'yiz ama ben Cansu. Ben Alper. Renovasyon devam ediyor. 2 hafta bitti. Yani ilk halini falan görmek isterseniz burayı bırakırız. Önceki videolara gidin bakın. İyi gidiyor bence, şu anda. Bence gayet hızlı gidiyor şu an. Her renovasyon işinde olduğu gibi tabii ki ufak tefek aksilikler falan filan oluyor. Ama hani çok küçük yani. Hiç böyle üzülecek, canımızı sıkacak bir şey yok. Acemilikler oluyor bizim açımızdan yani mesela. Hani bunu da böyle yapsaydık dediğimiz şeyler, diyorlar ki hani bu aşamada olmaz o artık. Hani en başta söyledik. Ya olabildiğince olurdu. Çok şey bize söylediler zaten en başta. Tabii onlar da bizi çok uyardı. Hani bizim akla demediğimiz şeyleri, ama hani daha böyle kişisel, şahsi isteklerimiz böyle biraz geç kaldık onlara. Evet, mesela prizlerle ilgili falan uyardılar bizi. Onları en baştan düzelttik. Düzelttik. Ama çok ufak şeyler atlıyorsun onları, ya. Onları yapacak bir şey yok. Gösterelim, anlatalım. Gel hadi girelim. Girelim. Tamamen bitti. Evet, bu arada şimdi, neredeyse kurudu ya. Evet, açık renkli görünen yerler kurumuş durumda. Daha koyu renkli yerler henüz bekleniyor. Ama kurudu. Oralarda sıkıntı yok. Evet, renklere karar verdik. Şurada göstereyim size. Merak ediyor olursa. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Çamaşır makinesinin gireceği yer. Orada bir şey olacak mı? Oraya bir şey yapacak mı? Çamaşır makinesinin geleceği yer, orası duvar kağıdı olacak ya. Tekrar. Evet. Dur, gidelim. Aynen. Ha, duvar kağıdı olan yerler, bir odada daha var. Sökülüp tekrar duvar kağıdı olacak. Çünkü dedi ki usta, duvar kağıdı sökünce sıvı yapmak lazım ama sıvı pahalı malı, o yüzden vazgeçtik. Orada tekrar sadece duvar kağıdı olacak. Aynen, orası çamaşır odası olan. Çamaşır odası olan. Oranın prizlerini değiştirme gerek var mı çünkü? Saymamış mıydı? Orayı saymadım şimdi. Başka saydım desem yalan. Çünkü siyahlarla bayağı fiyat farkı var. Bir de önüne kapanacak zaten. Çamaşır makinesi görmüyor. Hiç gerek yok. Kim bilir buraya ben geleceğim artık. Tamam. Çok. Tamam. Bir ay gider. Ya görülen yerler onlar satılıyor da orayı saymadım. Ben orayı hiçbir şey yapmayacak. Şimdi ben rahatlamadım. Orayı kağıt mı bir şey dedi. Kağıt yapılacak. Aynen. Ne kesin olsun ne. Tamam. Okey. Ya kalsın bir de zaten. Tamam. Okey. Tamam. Biz hut. Tamam. Onu hiçbir şey olur ama sonradan hani. Tabii. İyi iyi. Tamam. Tabii. Eyvallah eyvallah. Çok sağ ol. Bakınız, atladınız. Bir nokta daha. Aynen, ben tam üstüne geldim. Bütün prizler değişiyor. Evet, bütün prizleri değiştiriyoruz. Eski falan filan diye neyse. Çamaşır odasını atlamıştım ama dedim ki kalsın artık. Gerek yok çünkü çamaşır odası. Doğru bir şey söyledi. Çamaşır makinesi önüne gelecek. Yani görünmeyecek o priz zaten. Ha. Böyle şeyleri atlayabiliyoruz arkadaşlar. Gerek yok, atlamışız. Artık biraz maliyetlerden şey yapmamız için. Şimdi tabii biraz artık hani iyice üstüne geldikçe şu da bu da bu diye. Ya başladığımız noktayla şu an biraz farklı noktadayız. Başladığımız nokta da şöyleydi. O da olsun. Onu da yapalım. Tabii onların üstüne de bunlar gelince artık şey olursun. Yok, o dursun. Tamam abi, yapmayalım artık. Yeter bir kadar oluyor. Ne anlatıyorduk? Sıvalar. Aynen. Kuruyor. Ha, boya karar verdik. Gösterdik. Diğer duvarları da aynı şekilde. Bugün ama şeye karar vermemiz gerekiyor. İşte bakın mesela ani bir şey. Bugün eve geldiğimizde ne? Hakan Usta ile Osman Usta, boyacı arkadaş, dediler ki boyaya karar ver. Tamam, evet. Biz salonu falan karar verdik de geç üst katların renklerine karar vermemiştik. Bugün onlara karar vereceğiz. Hatta sen şunu lazım. Tut, boya kartelasını göstereyim. Evet, avize almamız da lazım artık. Onun da vakti geldi. Boyacı arkadaş size kartelayı bıraktı. Böyle bir şey. Nasıl? Tam Alperlik geldi. Tam benlik. Alper daha bunun içinden bir tane seçecek. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bu arada bu kartelalar değerli arkadaşlar. Biz bunu abi kartelayı 90 euro mu ne istiyor? Biz, saçma bir şey ya. İstedik ki hani alalım kendimiz, ne olacak ki, 90 euroydu. Ve mesela atıyorum burada çok büyük işte Gamma var, Hornbach var. Oralarda bu kartela yok. Yani bu markanınki yok. Sigma kullanıyor bizim usta. Ya iki tane opsiyon verdi. Ya Sigma ya Siken seçildi. Aynen. Onların da kartelaları dedik ki hiçbir yerde bulamayınca internetten söyledik. Bakalım dedik. İnternete bak, 90 euro bir kartela. Neyse usta sağ olsun bize bıraktı. Emanet bu arada. Ya boya seçeceksin. Yani adamdan boya alacaksın. Kartelasını almak için senden 90 euro alıyor. Çok enteresan şey. Neyse şu mutfağın şeyleri. He, raflarını göstermiştik size. Yerleri takıldı. Hepsini atabilirsin. Şurası ve şurası. Boyadan sonra deneme için taktılar nasıl duruyor. Yerini ayarladılar. Boyadan sonra tekrar takılacak. Bu göstermiştik bir önceki videoda galiba. Evet. Mutfak geldi. Onun yeri takılacak ama önce tabii
Uyamaya evet. Ama boyadan önce düşünemediğimiz yani. Bir şey var burada. Bu da düşünemediğimiz bir şeydi. Bunu değiştirelim diye bugün konuştuk ama dedi ki çok geç. Çok geç dedi. Çünkü bunu komple kaldırmamız lazım. Yani tezgahı o yüzden sıva var, o bozulur. Olmaz dedi. En baştan söyleseydin olur dedi ama şöyle dedi. Bir 6 ay bir sene kullanın. Evet, sonra ben... isterseniz komple tezgahı çıkartıp yerine mermer falan getirir. Çünkü bunlar şu ince kesimler fabrikada yapılıp oturtturuluyormuş yerine. Evet. O yüzden yapamıyoruz. O yüzden şu an. Evet. Bunlar kaldı. Ama dediğim gibi yine şunu değiştirebiliriz. Evet, bataryayı değiştirebiliriz. Şöyle tepeden gelmeli falan güzel bir şey alınır. Banyolar var. Banyolar bitti. Banyolar bitti. Banyoları gösteririz. Kapının yeri koyuldu. Kapının videosu var. Şimdi onu araya sıkıştırabilirsek sıkıştırırız arkadaşlar. Sürpriz olsun. Niye sıkıştıralım? Tamam, sıkıştırmıyormuşuz. Yerini gösterelim. Sürgülü kapı buraya gelecek diye anlattık hep. Onlar bir kere takmış, denemiş, oturtmuş. Hani ölçülerini. Bize gösterdiler. Şimdi sürgülü tekrar buraya için. İçeride kapı. Buraya sürgülü kapı gelecek. Bir şey almamız gerekiyor. Süpürgeliklerin arasını kapatıcı bir ahşap daha varmış. Ondan almamız gerekiyor. Bugün şeye de gideceğiz. Gönderecekler mi? Yok, bizim aldığımız parkelerin şeylerinden. Aldığımız yere gideceğiz. Oradan alacağız. Parkeleri. Aha. Parke almayacağız da o ince bir çıtası var, ondan almamız gerekiyormuş. Bitti küçük tuvalete. Mini banyo. Evet, bitti ya. Yalnız şöyle bir aksaklık oldu. Ne? Sanırım bunu da göstereceğim şimdi. Doğru görünüyor, görüyor musun? Bak. Şöyle bir şey olmuş. Tam şu arkadaşlar. Buranın altı elektrik panosunun olduğu yer, tamam mı? Adam orayı kazmış, bana videolarını da gösterdiler. Full elektrik kablosu geçiyor içeriden. O yüzden onu içeriye alıp gömemeyiz. O duvar yani her taraf elektrik kablosu diye. Bana dedi ki ya şu borunun siyahını alacağız bugün. Bir de şöyle bir şey varmış. Şunun tam ucuna. Kırılmış orası. Tam siyah yüzük gibi bir şey gelecek. Onu kapatacak. Bakayım ben. Ben şu an görüyorum. Moralim çok bozuldu. Niye söylemedin? Çizgi o aşkım, kırık değil. Ben silikon mı? Çekilecekmiş daha ama bir şey yok yani, basabilirsin. Kırık değil o çizgi ya. Biraz daha oyması gerekenden kapak gelecek diye kapak herhalde. Gelecek daha derin oymuşlar. Tamam, o kapak. Yani boru şu kadar oymuş. Tamam, onun üstüne kapak gelecek. Peki. O borunun siyahı var. Neyi? Sifonu. Sormadım. Düşünün. Kapısı biraz dar olmuş. Ya ama bunun birbiriyle alakası yok. Bu standart. Evet. Yani biz bunu ölçümüze göre vermedik. Burası 1 metre. Bu 1 metrelik bir kapı. Ve biz dedik ki hani bu 1 metrelik olacak. Hani biz bunu böyle buraya özel yaptırdık da dar olmadı ama. Bilmiyorum. Neyse, sağlık olsun. Ucuzuna da kaçmadık yani. Bu, evet. Biz iyi yerden aldık. Gösterelim banyoyu. Bak. Şöyle gireyim ya. Montla biraz zor tabii. Girdikten sonra bayağı zera. Evet. Ama bu biraz dar oldu. Yapacak bir şey yok artık. Aynen, yapacak bir şey. Bak, geldi her şey. Misafir banyosu zaten. Bak, ışığı da geldi. Işığın takıldı mı acaba? Elektrik yok ki. Ustaya sorarım bunu. Elektrikli ışığı. Ay şunu bile ne aradık ya. Ya ne kadar zor olabilir bir elektrikli ışık. Her yerde bitmiş. Stok yok. Neyse. Kapan nasıl? Çekil bakayım. Güzel. Şurası kuruyacak şimdi. Bu odada bir değişiklik yok. Hala aynı. Sıvaları kuruyor. Aa! Ne yaptın? Suyu açmadın değil mi? Açtım. Açma demedik Instagram'a. Niye? Niye olduğunu sorabilir miyim? Merak etme, çalışıyorum diye. Böyle aksiklikler oluyor arkadaşlar. İşte. Peki bütün elektrik kabloları ortadayken nerede? Suyu açmayı neden istiyorsun? Şunu mu diyorsun? Evet. Yaşını. Peki. Arkadaşlar göstermiş olabiliriz ama şu renk şu duvara gelecek. Bir de yemek masasının arkasına gelecek salonda. Salonun geri kalanı bu renk olacak. Şimdi kartelden gördüğünüz gibi evin geri kalanı bütün renkleri seçmemiz gerekiyor. Onu da bugün yapmamız gerekiyor. Bu şapı havuza girmiş.
Aa, orada kendi havuz yapmış. Ya su niye orada birikmiş? Vallahi orada komşu Niko'nun problemi. Niko'nun problemi benim problemim. Bayağı bildiğin duş alı orada bayağı. Ha bu arada arkadaşlar ev turu, yani pardon ev aldım videosunda bahsettiğimiz Niko bu evde oturuyor gerçekten. Şu. Şurada oturuyor. Gizem söylemişti, bu oturduğumuz yani şu anki evin satılık olabilir belki, bir sorun evet. Satmayı düşünebilirler belki. Hikayesini o videoda görebilirsiniz yani devamlı videosunda. Hadi gidelim, boya seçeceğiz, daha su bir işimiz var. Allah aşkına o musluğu niye açtın? Ya şu evde, gördüğünüz evde yani şu anıyla o musluktan su aksa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama bak dediğim gibi yaptığım şeylerin arkasında bir mantık. Aramana gerek yok, olmak zorunda değil çünkü ben sadece o açtım ve açtım yani bir şey düşünmedim. Mantık da yok. Tabii çok lazım şu haldeki bir evde. Bir de patladı. Evet o patladı yani. Hani bam diye ses çıktı. Neyse daha avizeleri almayız, lamba almaya gideceğiz, boya seçeceğiz. Var, dünya kadar işimiz var, hadi. Bak surata bak ne oldu. Hadi gidelim de alalım. Çok zor. Hadi hayatım. Parkecideyiz. Geri geldik parkeye. Geri geldik, bir şeyler eksikmiş, ne bilmiyorum. Kenarında, köşesinde. Artık şey, teslimiyet modundayım yani. Hani eskiden böyle hem o neymiş, niye lazımmış, ne olmuş. Şimdi böyle lazım mı? Tamam alalım. Kaç metre? Tamam. Bir noktadan sonra öyle oluyor. Bu arada çok güzel bir yer burası. Yani binlerce çeşit var. Bence bak. Bir dakika göstereyim şöyle. Evet. Bırakalım altına adını. Ya bir sürü yer gezdik. Bu kadar çeşidin. Bir arada olduğu. Ve fiyatlarının da uygun olduğu. Başka bir yer görmedim. Bizi üst katı da var şimdi. Bizi bir toptancıya gönderdi sağ olsun usta. Hani ama mesela aynı marka, aynı model, aynı birebir. Burası daha ucuz toptancıdan. Nasıl oluyor bilmiyorum. Evet. Değil mi? Aynen. 3-4 euro daha ucuz. 3-4 euro metrekare başına daha ucuzdu. Yok evet. Yok yani burada. Hatta çok zor karar veren bir tipseniz gelmeyin. Biz burada 5-6 saat falan kalıyoruz. Evet. Ne oldu milletin parçasına bakıyorsun? Çok, aksanları çok değişik geldi bana. Kuzeyli olabilirler. Olabilirler. O yüzden baktım. Yoksa parkesine bakamadım. Çok çirkin. Ne kadar ayıp. Büyük görev yarın. Ne var yarın ya? Avizeler. Of. Bütün evin avizeleri alınca. O beni çok geriyor. Çok geriyor. Bakalım. Olduğu kadar. Acil olanları hemen hallederiz. Geri kalanını artık yağ nasip yani. Bulamazsak. Ama acil. Ama ona göre delecekler şimdi. Kaç tane oda var onu bile bilmiyorum. Nereleri ne alınacaklar. Şimdi kaç oda olduğunu bilmiyor musun? Odayı hani? Biliyorum da nereye ne alınacak bilmiyorum. Kesin eksik kalacak. Hesaplayacağız. Bir gider sayarız. Sayarız evet. Gideriz. Mal gibi saymadık yani. Neyse geldi çocuk. Arabaya. Evet mekan burası. Şimdi arka koltuğa yatırmam lazım. Sen yatır, ben buradan uzatırım. Ne diyorsun? Yardımımıza koştu hemen şey satıcı arkadaş, dışarıda herhalde şeyi gördü. Çabaladığımızı. Bundan iki tane. Geri zekalı. Geldi fırt diye halletti şimdi. Halletti. Şimdi şurada Hornbach var bakın. Hemen dibi. Arabayla gidelim ama bunun önündekinin önünü kapatıyor. Evet evet al şunu arabayla gidelim. Geldik onunla, hadi girelim içeri. Buradan ne alacak hatırlamıyorum. Boru, 32 mm boru ve batarya. Evet, 32 mm boru ve batarya alıyoruz arkadaşlar buradan. Ve siyah boru. Şey, anlatmıştık evde. Gömelim, nereden lan buradan geçiyor? Buraya ilk defa geliyoruz, o yüzden. Süreç hızlı ilerliyor. Çok şükür. Çok şükür. Allah. İyiyiz. Cis. Senin araban bak. Bak sığmam. Allah çok aşkına, komik bak, duruyor. Göstersene. Şuradan göreyim mi? Böyle arkadan. Hem önden. Arkada daha demir var. Daha gidecek yer yok. Demedim. Sığmıyor. Hiçbir yere sığmıyor. Bulduk. Yani bu almamız gereken şey. Ama bunun şu ucuna arkadaşlar siyah rozet gelmesi gerekiyor ki. Benim yerle ağladığım yer evet, çirkin gözüküyor. Kapansın. Bu var. Rozet yok abi. Online'dan sipariş verebilirsin. 6 gün diyor evet. Şu an online. İş günü. 6 iş günü. Ama evden online sipariş verirsen 3 iş günü diyor orada. Öyle mi? Evet. Ha. Kargo parası alıyor ya evden sipariş verince. Alsın. Alsın göndersin yeter tamam, ki. Aynen. Şimdi bu Hornbach'tayız. Gama'da da var. Bunu Gama'ya. Bırakacağım. Gama'da bulamazsak ikisini birden online söyleriz. Ya da okay. Bunu alırız onu online söyleriz. Tamam. Bilmiyorum. Tamam.
Tamam. Anlaştık. Evet. 3 euroluk parça maalesef. Yok. Batarya alacağız şimdi. Hadi bataryaya gidelim. Yamada yoktur o. Evet burada vardır o fıs fıs fış fışlı şeylerden alacağız. Ne yapıyorsun hayatım? Ya şu bataryaya bakıyorum da yani bilmiyorum ki güzel duruyor mu? Bence fena durmuyor bu arada. Oradan görünmüyor şimdi seni gösteririz. 45 bu. Şu an çıkan 32 değil mi? Birisi şu an şurada 32 şurada. Tamam bu çok büyük. Yüksek bu. Olmuyor. Nasıl? O zaman küçüğünü gidelim. Çünkü neden biliyor musun Alper'cim? Bizim maalesef o değiştiremeyeceğimiz ev ya da küçük. Yani biz şu kadar ev yeğe olur bu. Şu kadar bir şey koymayalım. Tamam. Arkada küçükler var. Ben şunu beğendim. Bu 40. Hadi bir nebze. Çünkü şu gelince muhtemelen bu ekstra uzunluk yaratıyor. Ya, aynen. Tamam ya onu alacağız. Teorik olarak aynı şeyi almış olacağız. Ya aynen. Ya o zaman almamıza gerektirecek bir şey kalmıyor. Yok çok iyi artık eskimiş oldu. Tamam o zaman değiştirelim. Tamam. Ama hani şunu almayalım mı? Çok mu 40? Fark eder mi? Bir şey söyleyeceğim. Yarın gideceğiz bir daha. 40 santimi şöyle ölçersin nasıl duracak diye öyle bakar. Gelir alırız. Aynen biz bu şimdi evdekini de bir ölçelim. Evdeki tamam. Ne kadar bizim diye. Tamam bunu atlıyoruz o zaman. Şimdi de buradan Gama'ya gitmemiz lazım. Hadi. Hadi Gama'ya gidelim. Bir şey alamadık değil mi şu an? Alamadık ama bir işler hallettik yani başardık hani. Tamam. Bulduk yani alacağımızı. Alamazsak Gama'da bulamazsak online sipariş vereceğiz. Tamam akşam veririz siparişi. Bir işler hallettik yani. Gama'dayız. Bulduk. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bu plastik. Ve şu rozet yok arkadaşlar. Bize şunun 32 milimetresi lazım. Ki şunun tam ucunu kapatsın. O yok. Yok. O zaman online'dan Hornbach'tan söyleyeceğiz. Hornbach'taki yani bu daha ucuz ama metal bu değil plastik. Ve çok önemli değil aslında. Sadece soğuk su geçecek oradan ama. Olmuşken metal olsun. Her metal, şey düz derli toplu o da metal olsun. Böyle ufak şeyler işte. Gene bütün olmadı. Gün 2-3 saatimizi yedi bir tane boru. Aynen. Ne yapalım online söyleriz. Bizim market alışverişine de gitmemiz lazım. Biz şimdi markete gideceğiz ama yarın inşaattan devam. Evet, yarın yine inşaattayız. Şimdi tamam. Biz gidelim artık, yiyecek bir şeyler alalım kendimize. Aynen.